Merhabalar Fatma Hanımlar, ne yemeklerine hoş geldiniz. Bugün güzel böyle mantarlı, kaşarlı, tavuklu, güzel, harika bir karışık makarna yapacağız. Makarna, tavuk dünyasının böyle her şeyini aynı anda birleşimi diye tarif edeyim ben size. Öncelikle ocağa suyumu koydum, her şeyi hazırladıktan sonra. Evet, şöyle ocaktaki suyum kaynamaya başladı. Şöyle bakalım, artık kaynıyor. Kaynayan suyumuza biliyorsunuz biraz tuz ilave ediyoruz. Biraz da böyle yağ ilave ediyoruz makarnalarımıza. Ve şimdi bu hortum makarnalarımızı ilave ettik. Şöyle karıştırayım. Ve kontrollü bir şekilde bu burada pişecek. Hafif kapağı kıymışık. Tabi ara sıra da karıştıracağız. Şimdi tavuk harcımızı hazırlayacağız. Tavuk için ocağımı, tavamı yaptım. Ben genelde tavuğu yıkıyorum. Ama tercih kişilerin, biliyorsunuz, takip edenler az çok bilir. Biraz bu tavuk suyunu salacak. Birazcık böyle pişecek. Daha sonra diğer işlemlere devam edeceğiz. Ama öncelikle kapağımızı kapatıyoruz ve o sulanacak, biraz karıştırarak tavuğumun kendi lezzeti suyu içinde pişmesini sağlayacağız. Evet, tavuğumu ara sıra böyle karıştırıyorum. Bakın suyunu salmaya başladı. Biraz bu suyunu çeksin. Şöyle. Tavuğuma şimdi burada bulunan soğanımı ilave edeceğim. Şöyle bir tane soğanımı güzelce kıydım. Bunu da biraz şöyle karıştıralım. Bu da biraz pişsin bu tavukla beraber. Bu aşamada hemen mantarımı da ilave edeceğim. Mantarım da suyunu salsın. Bununla beraber pişsin. Bunları da şöyle bir karıştırayım. Hepsi suyunu salsın. Birbirine karışsın. Biraz böyle lezzet versin diye makarnamızın suyundan gene bu malzemelerimizi şöyle tavuğumuza bir su gezdirelim. İyice tavuğumuz pişsin. Mantarımız pişsin. Kendi suları var ama bunun lezzeti ona geçsin. Evet, şimdi bakıyoruz. Hepsi suyunu almış. Bu aşamada hemen ister tazesini doğrayın, ister yazdan koyduğumuz biberlerimizi doğranmış. Hemen şöyle bir ilave edelim. Biraz da bunlar da pişsin. Bu arada biz de makarnamız pişti, süzdük. De böyle bekliyor şimdi. Biraz da şöyle sıvı yağ ilave edelim ki bu lezzet aroma geçsin. Bunlarla da kavurup pişsin. Evet, şimdi artık şöyle bir bakalım. Hatta yağ ayırdım. Yeterince zerre çay, karabiber, tuzumu ilave ediyorum. Bunlarla da şöyle bir karıştırıyorum. Bu aşamada suyunu çekmiş. Şöyle kremamızı döküyoruz. Biraz da bunları böyle pişirdikten sonra şöyle bir karıştıralım. Bir tek de bunlar şöyle pişsinler. Şimdi hemen kaşarımı da ilave ediyorum. Bu oranı azaltıp çoğaltmak size kalmış bir şey. Yarım paket yapıyorsanız bu oranların yarısını yapın. Bir paket yapıyorsanız bu oran yeterli gelecektir. Şimdi tavamda karıştırmak zor olacağı için bunu tenceremin içine alacağım makarnamın. Şöyle hemen içine alıyorum. Ve bununla da bir karıştıracağım. Şöyle göstereyim. Bakın bütün her şey burada. Pratik. Öbürüyle tek tek uğraşana kadar
Hemen bunu da yapabilirsiniz.